İlk dizimiz Salem. Daha önce cadılarla ilgili diziler izlemiş olabilirsiniz. Ancak Salem bu konuda gerçekten eşsiz bir örnek sunuyor. 17. yüzyılda geçen Salem dizisi o tarihlerde gerçekten yaşanmış cadı olaylarına da örnekler vererek insanların o tarihlerde açıklayamadıkları olaylara karşı nasıl zalim bir tutum aldıklarını işliyor. Ancak yanlış anlaşılmasın, bu bir belgesel değil ve cadıların hayatta kalma mücadelesinin yanında istedikleri zaman ne kadar kötü olabileceklerine de güzel örnekler veriliyor. Fantastik kurgu sevenlerin kaçırmaması gereken bir dizidir Salem. Ve son olarak işte size dizi içinde geçen repliklerden biri. Aşkta reddedilmiş bir kadının gazabı cehennemde bile görülmez. Grimm Grimm dizisi ataları doğaüstü güçlerle savaşan avcıların soyundan gelen bir cinayet dedektifinin hayatını konu almaktadır. Portland dedektifi Nick Burkhardt soruşturmaları sırasında zaman zaman tuhaf şeyler görmektedir ancak bunları kimseye anlatamaz. Çünkü etrafındaki kişilerin onun delirdiğini düşünmesini istemez. Fakat zaman zaman o da kendisi için acaba gerçekten deliriyor muyum diye düşünür. Bir süre sonra akrabalarının kendisine doğaüstü güçlere sahip yaratıklarla savaşması gerektiği ve gördüğü şeylerin aslında bir yanılsama değil, ona bahşedilen bir yetenek olduğu söylenir. Büyük kötü kurt lakaplı bir yaratığın peşine düşen Nick, daha sonra onun en iyi arkadaşı olduğunu keşfedecek ve bu zamana kadar anlatılmış peri masallarının aslında gerçek olduğunu öğrenecektir. The Twilight Zone, Alacakaranlık Kuşağı. Alacakaranlık Kuşağı denince aklınıza birkaç farklı dizi gelebilir. Ancak benim bahsedeceğim Alacakaranlık Kuşağı, Rod Sterling'in sunduğu 1959'dan 1964'e kadar yayınlanan ilk Alacakaranlık Kuşağı'dır. Bu kadar eski dizi izlenir mi demeyin. Günümüze kadar yapılmış tüm fantastik ya da bilim kurgu dizilerinin ana kaynağı bu dizidir. Bazen ya adamlar nereden buluyor bu konuları dediğiniz olmuştur. İşte size kaynak, Alacakaranlık Kuşağı. Hatta şöyle söyleyeyim, Matrix'i neredeyse herkes izlemiştir. Peki Matrix gibi harika bir kurgunun kaynağı nereye dayanıyor diye merak ediyorsanız, Alacakaranlık kuşağının ilk bölümü olan Where Is Everybody, yani Herkes Nerede? bu sorunun cevabını size verecektir. Dizi çok eski olabilir ama az önceki gibi birçok sorunuzun cevabı da yine bu dizide emin olun. Doctor Who Doctor Who dizisi ilk kez BBC'de 1963 yılında başlayan ve hala devam eden bir dizidir kendi bedenini birkaç yılda bir yenileyen uzaylı bir zaman yolcusunun serüvenini anlatmaktadır. TARDIS adında içi dışından büyük, zamanda ileri geri ve hatta yukarı aşağı gidebilen, yani boyutlar arası seyahat edebilen bir uzay gemisidir. Doctor Who için evrenin ya da zamanın herhangi bir noktası asla ulaşılmaz değildir. Zamanda ve evrende karşılaştığı çeşitli düşmanlar, Dalekler, Cybermenler ve hatta başka zaman yolcuları gibi doktorun birçok mücadelesini keyifle izleyebilirsiniz. Bazen şımarık bir çocuk gibi davranabilen Doctor Who, kendisinden yardım isteyen kimseyi geri çevirmemektedir. Doctor Who ile seyahat edebilen bazı dünyalılar da vardır ama çoğu zaman ağır bedeller ödemek zorunda kalırlar. Happy. Son olarak sizlere Happy dizisini öneriyorum. Ölümcül derecede yaralanmış, kiralık bir katil, kaçırılan kızının hayali arkadaşı olan tek boynuzlu bir atla arkadaş olur ve onunla birlikte yollara düşer. Bu ne ya şimdi çocuk dizisi mi demeyin belki de görüp görebileceğiniz en şiddetli ve kanlı dizi diyebilirim. 16 yaşından küçüklerin izlememesi gerektiğini düşündüğüm bu dizi, fantastik kurgu açısından da sizleri tatmin edecektir. Evet, benden bu kadar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.